Bilge Hanım, bu sene 17.sini gerçekleştirdiğiniz Biennale'nizin açılışı yapıldı. Biennale'de neler var? Biraz anlatabilir misiniz ve temanızı özellikle? 17. İstanbul Biennale'ni tarım kavramı, bitirim kavramıyla aslında şekillendirdik. Kompostlu bir yöntem olarak kullandık. Ve Biennale hazırlıkları aslında bildiğiniz gibi COVID-19 sağlık krizinin ortasında gerçekleşti. Ve o anlamda da aslında Biennale hazırlıklarını yaptığımızda bu krizle birlikte önümüzü çok da net göremiyorduk ve böyle bir dönemde nasıl anlamlı bir Biennale yapılabilir diye çok birbirimize soruyorduk. Ve bu krizin aslında sadece uzun zamandır devam eden bir takım sorunları daha görünür kıldığına inanarak sanatın bu sorunlarla aslında belki nasıl başa çıkılabileceğiyle ilgili olarak yeni sorular sormasını ve kendi yerel dünyalarında aslında bu meselelerle ilgili çok ilham verici çalışmalar yapan katılımcılar, uzun soluklu araştırmaları Türkiye'deki izleyicilerimizle buluşturmanın anlamlı olacağını düşündük. Bir Biennale dünyanın farklı coğrafyalarından farklı formlarda haber almanın bir aracı olabilir mi diye sorduk. Şairler davet ettik Türkiye'den. 15 şair bu Biennale'de yer alıyor. Ve şairler aslında farklı bir dille bize haberleri vermenin yollarını bulabilirler mi diye düşündük. Bu anlamda birçok farklı konu var bu Biennale'de. Arşivle ilgilenen sanatçılarımız var. Kendi aslında meselelerini basılı malzeme, dergiler, gazeteler aracılığıyla sunan katılımcılarımız var. Performanslar, dev kukla gösterileriyle İstanbul'un farklı kentlerine yayılan Bread and Puppet Theater gibi çok önemli bir grubumuz var. İstanbul'dan 50'nin üzerinde gönüllüyle birlikte çalışarak yaklaşık bir aydır aslında bu çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Bu Biennale'de sadece fiziksel mekanlarda gerçekleştirilen sergiler değil, kendi formlarını bulan çok yaratıcı üretimler ve paylaşımlar var. Bu Biennale hepimizi bir arada olmaya, tekrar özlediğimiz şekilde fiziksel alanlarda da birlikte olmaya, buluşmaya, konuşmaya, birbirimizi can kulağıyla dinlemeye davet ediyor. Tarımı seçtiğiniz için mi açılışınızı da böyle bir yerde yaptınız ve bazı eserler de burada sanırım? Evet, kompost kavramı bizim için önemliydi. Yani bunu söylerken de aslında neden önemli? Çünkü işte bir ekolojik kriz yaşıyoruz. Aslında bu sağlık krizinin de doğayla kurduğumuz ilişkinin, gıdayla kurduğumuz ilişkinin biraz deforme olmasıyla ilişkili olduğunu da düşünüyorduk. O anlamda yani tekrar yeniden toprakla farklı bir ilişki kurmak mümkün olabilir mi? Bunu hatırlayabilir miyiz? Tohumları attığımızda o tohumların kimisinin bir şeye dönüşeceğini, kimisinin dönüşmeyeceğini kabul etmek, o biraz yavaşlamak ve mevsimlerin aslında dönüşümüyle, doğanın dönüşümüyle bizim hayatlarımızın da ne kadar paralel bir şekilde aslında evrildiği üzerine de tabii ki düşündük. Tarımı tem olarak kabul ettiğiniz Biennale'de kaç mekan var ve nasıl seçtiniz o mekanları? 17. İstanbul Biennale'inde 12 tane fiziksel sergi mekanımız var. Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nin yanı sıra Kadıköy'de Müze Gazhane'yi kullanıyoruz. İBB'nin desteğiyle bu mekanı ilk defa kullanacağız. Geçen yaz aylarında, Ağustos ayında açılmış bir mekan ve bu mekanın aslında 24 saat açık olan bir kütüphanesi var, sergi mekanları var, iklim krizi müzesi, şehir tiyatrolarının bir mekanı. Gerçekten çok dinamik ve canlı bir yer ve Anadolu yakasında çok önemli kültürel kamusal alanlarından biri haline geldi bu kadar kısa sürede. O anlamda biz de İstanbul Biennale olarak aslında bu mekanın programlamasına katkıda bulunmak istedik ve bu kitleye ulaşabilmek istedik. Kadıköy'de yaklaşık 10 sene önce kurulmuş olan Artir isimli, savaştan kaçıp aslında İstanbul'a gelmiş olan sanatçıların kurduğu bir mekan var. Omar Baraktar'ın ve arkadaşlarının kurmuş olduğu bir mekan. Bu mekanda olmak, İstanbul'da aslında var olan
Ve çok büyük ölçekte değil ama kendi küçük ölçeklerinde çok önemli işler yapan sanat mekanlarının, sanatçıların yanında olmak da bizim için önemliydi. Onun için Artyeri'de Ayak İzleri isimli bir projemiz var. Onun dışında Çemberlitaş'ta Barınhan, genel mekanlarımız arasında Türkiye'nin çok önemli hat ve kaligrafi ustalarından Emin Barın'ın çok uzun yıllar kendi atölyesi olarak kullandığı bir mekan. Zeyrek'te Çinili Hamam, Mimar Sinan'ın müthiş bir yapısı. Saatler geçirebilirsiniz. İnanılmaz bir mimari ve Biennale katılımcılarından iki sanatçımız Renato Leotta ve Taloyi Havini bu mekanlarda ses yerleştirmeleri sunuyorlar. Küçük Mustafa Paşa Hamamı'nı kullanıyoruz. Önceki Biennale'lerde de işbirliği yaptığımız bir mekan. Tarık Atui'nin çalışması var. Vuslat Vakfı ile bu mekanda aynı zamanda da eserin aktive edilmesi için çocuklarla atölye çalışmaları gerçekleştireceğiz. Saha Stüdyo biliyorsunuz 2011'den beri Saha Derneği Türkiye'den sanatçıların uluslararası sergilerde sanatsal üretimlerini destekleyen bir yapı ve Saha Stüdyo'da Türkiye'den sanatçıların sanatçılar arasında bir stüdyo alanı sağlıyor. Ve bu Biennale'de Saha Stüdyo'yu bir katılımcı ve bir mekan olarak aslında davet ederek sanatçıların araştırma süreçlerini ve bir eseri sergilemeden önceki çalışma süreçlerini de izleyicilerimizle paylaşmak istedik. O anlamda Biennale boyunca o stüdyoyu ziyaret eden ziyaretçilerimiz tamamlanmış işleri değil, orada çalışmalarını sürdüren sanatçılarla hem diyalog kurabilecekler hem de o süreçlerin nasıl geliştiğini görebilecekler. Perform İstanbul'da bir işbirliği yapıyoruz. O da Türkiye'den performans sanat alanını destekleyen mekan ve performans sanatçılarını bir araya getirip bir arşiv oluşturan bir mekan. Galata'da çok güzel bir mekanları var. Aynı zamanda farklı projelerin performatif aslında akslarını hayata geçirmek için de Perform İstanbul'da bu işbirliğini sürdürüyoruz. Merkez Rum Okulu var Biennale mekanlarımız arasında. Yine bizi çok heyecanlandıran ve ilk defa kullandığımız mekanlardan biri Taksim Meydanı'nın hemen altındaki metro AŞ'ye bağlı olan yaklaşım tüneli. Bu tünelde de çok güzel bir ses ve ışık yerleştirmesi izleyicilerimizi bekliyor olacak. Bunlar fiziksel sergilerin gerçekleştiği mekanlar. Bir de işbirliği yaptığımız birçok sahaf, kitabevi, hastane, huzurevi gibi doğrudan belki bir sanat eseri değil ama Biennale'in farklı projelerinden paylaşımları bulacağımız mekanlar da olacak. Nasıl mesela bir sahafta ne yapacaksınız? Mesela bir sahafta şimdi bu Biennale'de bir şiir hattımız var ve Türkiye'den 15 şairi Biennale davet ettik ve 2021 yılı boyunca her ay bir şiir ürettiler. Danışmanlığın Süreyya Evren'in yaptığı bir proje ve bu şiirlerin İstanbul'un farklı noktalarına ulaşmasını istedik. Sahaflarda da, sahaflara girdiğinizde şairlerin şiirleriyle karşılaşabileceksiniz. Ya da annelik üzerine çalışmalarını sürdüren bir kolektif var, Oda Projesi. Kendileri anne olduktan sonra sanatsal pratiklerinin nasıl değiştiğini, dönüştüğü üzerinden düşünmeye başlayan ve sonra başka sanatçılarla ve sanat alanında çalışan diğer aslında profesyonellerle de önce kapalı oturumlar gerçekleştiriyorlar ve sonrasında bu paylaşımları yaklaşık 10 senedir aslında devam eden bir çalışma bir yayına dönüştürdüler Annex dergisi. Bu dergi çok farklı yine İstanbul'un farklı noktalarında karşımıza çıkacak. Hem annelere hem anne olmayanlara aslında toplumsal roller, beklentiler, bu beklentilerin nasıl belki zaman zaman kırılabildiği, hem kişisel hem aslında toplumsal olarak bu sorunları ya da meseleleri aslında paylaşan bir dergi. O anlamda farklı formlar derken işte basılı malzemeler de bu kapsamda farklı mekanlara yayılabilecek ve izleyicileri okumaya, dediğim gibi düşünmeye, yavaşlamaya davet eden işler olacak.